Ben sizi çok özledim. Ama artık geri döndüm. 2 dakika dışarıdan ses gelmesin diye pencereleri kapattım ve çok sıcak. Şu an oyalanıyorum ki daha fazla yanayım burada. Daha fazla sıcaklıyım. Yetmiyor çünkü. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz yakası asimetrik bluzu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bence inanılmaz kurtarıcı bir parça oldu. Özellikle şu mevsimde her türlü şortun, pantolonun, eteğin üzerine çok güzel oluyor. Böyle minik parçaları ben zaten çok seviyorum. Aynı zamanda kumaş değişimiyle her türlü yere gidilebilir hale getirilebilir diye düşünüyorum. Yani mesela şık bir yere gidecekseniz parıltılı bir trikoyla veya dümdüz bir kreple yaptığınızda aynı model olmasına rağmen benimki çok sporken o çok şık olabilir ve gerçekten güzel olur. Sanırım birazcık heyecan yaptım. Uzun süredir video çekmiyordum. O konuyla alakalı da ufak bir şey söyleyeyim çünkü çok fazla mesaj aldım nerelerdesin diye. Hiçbir problem yok. Sadece birazcık dinlenme ihtiyacı duydum ve onun için de bir süre kaçtım ama geri geldim. Çok özlemişim gerçekten. Hem sizi hem video çekmeyi, yani video montajlamayı bile özlemişim. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen bu bluzun nasıl yaptığıma geçmek istiyorum. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bluzumu yapmak için ribana kumaş kullanıyorum. Burada çok çok esnek bir kumaş kullanmanız ilk önceliğimiz. Ribana dediğimiz şey nedir peki? Sweatshirtlerin, t-shirtlerin yakalarında kullanılan lastikli, bu tırtıklı olan kumaş türüdür. Çok az bir kumaşa ihtiyacımız var. Bluzu ne kadar uzun yapmak istiyorsanız o boyut artı bir de böyle bir 10-15 santim kadar yaka ve kol kenarlarını kapatmak için kullanacağımız parçalar olacak. Onun dışında hiçbir şey kullanmayacağız. 2 kat kumaşımı bir kenarından 2'ye katlıyorum. Yani 4 kat kumaş elde ediyorum. Minicik katladım gördüğünüz gibi. Zaten üzerimize yapışacağı için çok dar bir parça keseceğiz. Kumaşımın kat yerine bir atletimi 2'ye katlıyorum ve kat kenarından yerleştiriyorum. Eğer atletiniz size çok fazla yapışmıyorsa biraz şöyle kenara kaydırıp yani kat kenarını biraz daha kumaşın dışına doğru alarak o kısmı daraltabilirsiniz. Atletim çok uzun olduğu için alt kısmını katladım ve istediğim boyuta getirdim ve kenarlarından kesiyorum. Kol oyuntusunu burada güzel vermeniz gerekiyor yoksa kol altınıza oturur. Ve bel kısmına gelirken de iyice çapraz bir şekilde gittim ki tam belime de otursun. Bunu sonradan değiştirebilirsiniz kenarlarını daraltarak, hiç problem değil. Şimdi gelelim omzundaki o asimetriyi vermeye. Bir tarafın kol altından yakanın ortasına kadar çapraz bir şekilde kesiyorum. Daha sonra bir parçayı kenara alıp elimde kalan parçanın kol oyuntusunu tıraşlıyorum ve yakasını da biraz daha açıyorum. Bu parçamız ön parça olacak. Arka parçayı ön parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste yerleştiriyorum. Omzundan ve yan kısımlarından dikiyorum. Ben dikerken overlock makinesi kullandım. Çünkü ribana çok esnek bir kumaş olduğu için düz dikiş makinesiyle birazcık zor dikilir. Ama esnek dikiş veya zikzak dikişle de dikebilirsiniz. Bir de zaten enine doğru daha fazla esnediği için, yani boyuna doğru çok esnemediği için burada sıkıntı olmayacaktır. Şimdi kol kenarlarını kapatmaya geldi sıra. Öncelikle tam kolu kapatacağım. Bunun için mezrumla burayı çepeçevre ölçüyorum. Daha sonra bulduğum ölçüyü 0.7 ile çarpıyorum. Kendi uzunluğumdan daha kısa bir sonuç elde etmem gerekiyor. Ve bulduğum uzunlukta 3 cm genişliğinde bir dikdörtgen parça kesiyorum ribanamdan. Bunu ikiye katlayıp kenarından dikiyorum. Diktikten sonra dikişimin tam karşısına bir iğne takıyorum. Yani parçamı ikiye eşit parçaya bölmüş oluyorum. Bu daha homojen bir şekilde koluma geçirebilmemi sağlayacak. Daha sonra parçamı boyuna doğru ikiye katlıyorum ve dikiş yerini yan dikişimin üzerine denkleştirerek kolumun kenarına iğneliyorum. İğne taktığım yani diğer kenarı da omuz dikişinden birazcık öne doğru taşırıyorum. Çünkü ön parçamızı tıraşlamıştık ve o kısım daha uzun olmuştu. Onun için tam omuz dikişine denkleştirirseniz ön kısımda daha dar, arka kısımda daha bol olacaktır. Bu kısmı çekiştirerek çepeçevre dikiyorum. Burada kolu kapatmak için eklediğimiz kol parçası daha dar olduğu için kolumuzu tam saracak. Yani orada bir bolluk olmayacak.
Daha sonra çapraz olan kısmı ölçüyorum. Bu ölçümü de aynı şekilde 0.7 ile çarparak bir dikdörtgen kesiyorum. Bu parçamı da ikiye katlayıp ortasına iğne takıyorum. Daha sonra çapraz kenarımın tam ortasını buluyorum. Burada da arkaya doğru taşıyorum mantıken. Yakamın ucundan başlayıp biyemi buraya yerleştiriyorum. Taktığım iğneleri birbirinin üzerine denkleştiriyorum. Ve aynı şekilde çekiştirerek çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi yakayı yapmaya. Yaka için omuzdan kestiğim parçayı şöyle üstüne yerleştiriyorum. Daha rahat ölçü alabilmek için yapıyorum bunu. Daha sonra sanki o boşlukta da yakam devam ediyormuş gibi ölçümü alıyorum. Ve bu ölçüyü de aynı şekilde 0.7 ile çarpıyorum. Bulduğum sonuçta bir dikdörtgen parça kesiyorum. Bu kez daha kalın bir parça kestim çünkü yakanın daha böyle boğazlı gibi durmasını istiyorum. Daha doğrusu yarım balıkçı diyebiliriz. Yakamın uzunluğu 10 cm bu arada. Parçamı ikiye katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde ikiye katlıyorum boyundan. Yine dikişimin tam karşılığına iğne takıyorum. Aynı şekilde homojen dikebilmek için. Zaten sürekli aynı şeyi yapıyorum şu anda fark ettiyseniz. Bluzumun da arka ve ön ortasını işaretliyorum iğneyle. Ve arka ortama dikiş yerini denkleştirip yakama bunu geçiriyorum. Burayı çepeçevre dikeceğim. Omzunun boş olduğu kısımda yani çapraz olarak kestiğimiz kısımda da sadece yaka parçamın uçlarını birbirine dikeceğim. Yani orada da dikişi devam ettireceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi buradaki overlock dikişini kapatabilmek için o kısmı sadece overlock dikişim içeride kalacak şekilde katlıyorum. Ve burayı elimde telle dikiyorum. Burada ben makine dikiş görüntüsünü istemediğim için ve kafamı sokarken de dikişlerin patlamasını istemediğim için elimde diktim. Siz makinede çekebilirsiniz. Ve yakamı da tamamen halletmiş oldum. Şöyle eciş bücüş durduğuna bakmayın. Gerçekten üzerimize giydiğimizde cuk diye bir ses geliyor. Tam oturuyor. Son olarak da artık alt parçamı kapatacağım. Alt parçam için ben işlem yapmayacağım. Ama aynı şekilde burayı ölçüp işlem yaparak da bulabilirsiniz. Ben sadece alt parçamdan daha kısa bir parça kestim. Zaten üzerime oturacak şekilde kestiğim için bluzumu alt kısımda bir bolluk yaşamayacağız. Ama yine de birebir yapmayın çünkü dikiş de o birazcık bolarıyor. Biraz daha kısa olsun. Parçamı kestikten sonra yine aynı şekilde kenarını dikiyorum. Karşılığına iğne takıyorum. Ve dikiş yerimi ve iğnemi iki yan tarafıma denkleştirerek çekerek dikiyorum burayı.
Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. En son olarak da yakama etiketimi dikiyorum. Ve böylece bluzum tamamen bitmiş oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çok basit ve hep aynı şeyleri yaptığımız bir proje oldu. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.